Merhaba. Şimdi uzun bir zamandır Suriyeli göçmenler, sığınmacılar meselesini yeniden gündemde ve tartışmaya başladık. Ve gerçekten ekstrem uç noktalarda da tartışılmaya başlandı. Çünkü yavaş yavaş biraz neredeyse ırkçılığa kayan, düşmanlığa kayan ve dozu artmış tartışmalarda gündeme gelmeye başladı. Şimdi Türkiye'de bir kesim diyor ki bu Suriyeliler başımıza bela oldu. Türkiye'nin bütün dertleri bu Suriyelilerden kaynaklı. Dolayısıyla bunlar gitsinler ve biz bunlarla yaşamak istemiyoruz. Diğer bir kesim de diyor ki hayır, bunlar sonuçta savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen insanlar, mağdur insanlar, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle ve Türkiye'ye çok büyük bir yüce duruş diyelim gösterdi ve bir şekilde birlikte yaşamaya başladık ama ortada bir sorun var. Bu sorunların da giderilmesi lazım ve bizim bunları tamamıyla içimize almamız gerek. Şimdi bu iki ekstrem arasından bir doğru yola çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu meseleyi biraz farklı boyutlarıyla konuşalım istedim. Doçent Doktor Deniz Şenol Sert konuğum. Hoş geldiniz. Kendisi Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinden ama uluslararası göç konusunda, göçmenler konusunda uzun yıllarda çalışmalar yapan bir öğretim üyesi, akademisyen. Şimdi biraz önce söylediğim gibi gerçekten çok ırkçı duruş da var. Biraz da toplumun bütününde gelişen bu ırkçı yaklaşımlara bakarak siyasetçiler, kimi zaman gazeteciler bile o dili kullanarak belki bir kesime hitap etmeye çalışıyorlar. Diğer tarafta uluslararası bir duruş olarak insan hakları temelinde Suriyelileri biz kabul etmeliyiz ve nokta diyorlar. Şimdi bunun arasındaki gri alana bakmak gerekiyor. 3.6 milyon resmi rakamdan Suriyeli göçmen ağırlıyor Türkiye. Ne orta, ne uzun, ne de kısa vadede ortada bir strateji olmadığını anlıyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani bu arada bir şeyin altını çizmek lazım. 3.6 milyon Suriyeli göçmen dediğimizde bunlar geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı. Evet. Bunun dışında aslında Türkiye'de başka statüler altında yaşayan da birçok Suriyeli var. Öğrenciler var, öğrenci ikametiyle bulunan. İşte burada iş kurmuş ve burada belli farklı ikamet izinleriyle ya da çalışma izinleriyle bulunan Suriyeliler var. Sayılar da, yani o yüzden Suriyelilerin sayısı daha yüksektir de muhtemelen, o yüzden. Evet. Onun da altını çizmek lazım. Şimdi bu seçimler, yerel seçimler sırasında bunu dile getirdiler. İnsan, yapılan araştırmalar da gösterdi. İstanbul'un çeşitli mahallelerine gelip yerleşen, çalışan Suriyelilerle ilgili halk arasında ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Ya da daha önce de oluyordu belki ama seçimler sırasında bu özellikle gündeme taşındı. Ve seçimlerin sonucunun ortaya çıkmasıyla birlikte de iktidardan da sanki bütün olan bitenin suçlusu Suriyelilermiş, Suriyeliler meselesi olmasaymış hiçbir problem ortaya çıkmayacakmış gibi bir yaklaşım da geliştirildi. Şimdi ortada politikanın malzemesi aslında edilmemesi gerektirdiği bir durumla karşı karşıyayız. Doğru mu? Yani bu meseleyi siyasetin kısır tartışmaları üzerinden okursak nereye varacağız sizce? Yani kesin, konunun araçsallaştırıldığı kesin. Hem iç politikaya malzeme yapılıyor hem dış politikaya malzeme yapılan bir konudan bahsediyoruz. Sonuçta ama burada bence en başta hepimizin hatırlaması gereken şey insanlardan bahsediyoruz. Yani böyle 3.6 milyon Suriyeli dediğimiz zaman sanki hani böyle ne bileyim patates çuvalı sayıyormuşuz gibi geliyor ama aslında bu 3.6 milyon her biri bir birey, bir insan. Ama hem iç politikaya hem dış politikaya çok kolay malzeme yapılabilen bir şey. Ve Türkiye'nin birçok yapısal sorununu göz ardı edip kısa vadeli suni gündemler yaratarak politikacıların kullanmaya çalıştığı bir araç haline geliyor maalesef. Evet. Şimdi önce bir sistemden bahsedelim. 20 Ağustos'a kadar süre verdi valilik ve başka illerde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri dönmesi gerekiyor. Bu arada anladığım kadarıyla bu Suriyelilerin örgütlenmeleri, Türkiye'deki dernekleri valilikle görüşmeler yaparak bir takım bazı düzenlemeler konusunda Suriyelileri de bilgilendiriyorlar. Mesela taşınma paraları ödenecek anladığım kadarıyla, değil mi? Eşyaların taşınması ödenecek. İşte belli kağıtlar düzenlenecek falan filan. Şimdi bu nasıl gerçekleşecek? Bu konudaki sizin bu işle uğraşan bir akademisyen olarak çekinceleriniz neler? Bu sorunu çözmeye yetecek mi? Ya şimdi aslında buradaki sorun şu. Normalde Türkiye'de uluslararası koruma altında girmeye çalışan insanlar
Anadolu'daki uydu kentlere gönderilirlerdi. Suriyeliler için ise bu uygulama yapılmadı ki bu da aslında çok aslında tartışılan bir uygulama. Çünkü sonuçta seyahat özgürlüğüne aykırı bir uygulama. Fakat burada da tabii belli hizmetlerin verilmesi için kayıt gerekli. Yani şimdi Gaziantep'te kayıtlı bir Suriyeli burada İstanbul'da sağlık hizmeti almak istediği zaman kimlik tutmadığı için alamıyor. Yani dolayısıyla işlemlerin de biraz regülasyon açısından doğru ilerlemesi için kayıt meselesi gerçekten önemli hale geliyor. Suriyeliler için geçici koruma denen yeni bir statü ortaya çıkarıldığında bu uygulama yapılmadı. Dolayısıyla şu an o bahsettiğimiz 3.6 milyon 81 ilde kayıtlı. Yapılmaya çalışılan şey bence özellikle bu yerel seçimlerde Suriyeli karşıtı söylem çok da arttığı için burada kayıt dışı olan, yani burada kayıtlı olmayan, başka illerde kayıtlı olan kişileri tekrar bu kayıtlı oldukları bölgelere göndermek ve daha sonra dilekçelerle ya da işte tekrar yeni kayıtlar yapılarak, kayıtlarda değişiklik yapılarak bir şekilde düzenlemeye gitmek. Yani yapılmaya sağlanması çalışılan şey şu, düzenlemeye çalışıyorlar buradaki hareketliliği. Evet. Çünkü hareketlilik düzenlenmesi çok zor bir şey. Çünkü otomatikman tabii bütün iş gücü İstanbul ve çevresinde olduğu için bütün Suriyeliler kalkıp diğer kentlerden buraya istihdam için geliyorlar ve iş bulmak için geliyorlar. Şimdi burada ama ortada karışan bir durum var. Burada halkı nezdinde yani vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nezdindeki sorun Suriyelilerin İstanbul'a yığılması ya da şu kent dediği de bu kentte oturması değil. Bedava eğitim hizmetlerinden yararlanıyor olması, işte ne bileyim istediği yerde istediği gibi dükkan açıyor olması ve vergi ödemiyor olması, Arapça tabelalar koyuyor olması ve bunları kimsenin kontrol etmiyor olması, efendime söyleyeyim işte o çocukların bedava eğitim görmesi, hastanelerin bedava olması ve insanlar şöyle diyorlar. Yani biz bu konuda güvence altında değiliz. Neden Suriyeliler süresiz biçimde devletin bu avantajlarından yararlanıyorlar? Burada bir haksızlık var. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu mesele, bu halkın bu tepkisinin nasıl giderilmesi gerekiyordu? Bu meseleler nasıl ele alınmalıydı ki bu noktaya gelmemeliydi? En baştan beri Türkiye'nin bu konudaki politikası çok kısa vadeli, günü kurtarmaya yarayan politikalar maalesef. Burada ne halk bence bu meselede çok hazırlandı. Bir de çok da söz hakkımız olmadı ya, genelde hep böyle yukarıdan inme oluşturuldu bu politikalar. Şimdi eğitim, sağlık konusunda, şimdi bunlar yani özellikle eğitim tabii entegrasyonun da bir parçası. Yani burada bazı şeylerde böyle biraz daha geniş ve farklı düzeylerde de bakmak lazım. Şimdi sadece Türkiye'de doğan 500 bin çocuktan bahsediliyor. 500 bin çocuk. Yani bu süreç içinde. Evet, yani yaklaşık 500 bin. Hı-hı. Ve yani çocukların şu ana kadar sadece %61'i okullaştırılmış durumda. Bu arada kayıt demek devam demek de değil. Yani şimdi şöyle düşünün, bu sorun önümüzdeki 10 yılda halledilmediği zaman, Suriye'deki sorundan bahsediyorum. Hmm. Suriye'de bir çözüme kavuşmadığımız zaman bu insanların burada kalıcılığının uzadığı takdirde bu insanları eğitmek zorundasınız. Çünkü öbür türlü de kayıp bir nesilden bahsedeceğiz. Tabii. Yani burada kaynaklar zaten bence en baştaki sorun Türkiye'de şu an yani bu kadar tepkinin yükselmesinde ekonomik kriz içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Haziran 2015 seçimlerine baktığımızda biz yani bunun üzerine bir araştırma da yapmıştık. O zaman da Türkiye'de Suriyeli sayısı oldukça yüksekti. Suriyelilerin çok olduğu ve az olduğu illerin karşılaştırmasını yaptığımızda Haziran 2015 seçimlerinde hiçbir etkisi yoktu. Yani istatistikler olarak baktığımızda Suriyelilerin varlığının seçim sonuçlarına. Ama şimdi var. Neden? Çünkü yani bizim yani bilgilerimiz şunu gösteriyor. Suriyelilerle benzer sosyoekonomik düzeyde, benzer kamusal hizmetlere erişim sağlamaya çalışan insanlar bu hizmetlerde bir aksam olduğunu görüyorlar. Bu da ekonomik krizle birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani dolayısıyla benim hani Türkiye'deki bir sürü yapısal sorun Suriyeliler üzerinden göz ardı edilip sanki sadece konu Suriyeli konusuymuş gibi tartışılıyor derken bundan bahsediyorum. Yani Türkiye'de bir ekonomik kriz var ve insanlar içinde ilk günah keçisi en görünür grup oluyor. En görünür grup da şu an Suriyeliler. Zaten bu Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'ye karşı kullanılan argümanlardan biriydi. Fransa'da, Almanya'da nüfus itibariyle Türkler gelecekler, bizim işimizi alacaklar ellerimizden. Biz AB'yi alırsak Türkiye'yi nasıl içselleştirebiliriz? Şimdi aynı şeyi Türkiye Suriyeliler üzerinden tartışıyor. Şimdi mesela özellikle Türk
İstanbul'un sanayi üretim bölgelerinde, Güneşli'de, civarında, işte Bağcılar'da, Suriyelilerin de yoğun yaşadığı yerlerde, atölyelerde ucuz iş gücü olarak Suriyeliler çalışıyor. Kayıt dışılar, sosyal güvence ödemek zorunda değil işveren, zaten üretim daralmış durumda, borcu olanlar ucuz iş gücüne Suriyelilere gidiyor. Bu mesela hiç değil mi, göz ardı edildi ve hiç bu konuda bir nasıl söyleyelim, bir düzenleme yapılmadı. Bu arada valiliğin bu kararına bu sefer iş yeri sahipleri de kızdılar. Ya benim ucuz iş gücümü alıyorsun, sen başka şehre yolluyorsun, benim üretimim düşecek diye. Yani halkın tepkisi bir yana, iş insanlarının tepkisi de başka türlü bu arada. Yani şimdi bu sonuçta göç sosyal bir olgu ve her kesimin buna farklı bir yaklaşımı var. Bundan çıkar elde edenler var, etmeyenler var. Yani şimdi işte 5 tane Suriyeli aileye, hani derler ya, köpek bağlasan durmayacak yerlere 800 liraya kiraya veren insan aslında bundan kar ediyor, o memnun. Ya da işte sizin dediğiniz gibi sosyal güvencesi olmadan işte merdiven altı atölyelerde bu kişileri çalıştıranlar, özellikle bu arada çocukları da çalıştıranlar çok fazla ve onlara sorduğunuz zaman şey diyorlar. Hani diyorsunuz ki ya siz haftanın 6 günü 10 saat 12 saat bu çocuğu çalıştırıyorsunuz, hani sosyal güvence kesinlikle vermeden. Ya size şey diyebiliyor çok kesin bir şekilde. Ya ben sevip işliyorum diyor. Ben çünkü onu burada çalıştırmasaydım sokakta dinlenecekti. Daha mı iyi? Bak ailesine 3 kuruş para götürüyor diyor. Ama ben burada meseleye biraz şöyle bakmak istiyorum. Yani bu daha önce Avrupa'da da çok büyük meseleydi. Yani sosyal güvencesiz emek sömürüsü yapmak, insanları kayıt dışı çalıştırmak ve o zaman ilk uygulanan politika işverenleri cezalandırmaktı. Fakat daha sonra Avrupa'da baktılar ki zaman içerisinde bu da bir çözüm değil ve bütün ekonomiyi kayıt altına almak gibi bir çözüme gittiler orada politik olarak. Dolayısıyla uzun vadede aslında yapılması gereken şey kayıt dışı ekonomiyle mücadele bu ülkede. Yani çünkü Suriyelilerden önce de emek sömürüsü yapılıyordu. O zaman da Kürtler emek sömürüsüne tabi oluyorlardı. Bundan 10 sene sonra Suriyeliler değil, Afganların ya da işte ne bileyim Libyalıların ya da Yemenlilerin iklim değişikliğiyle Pakistan'ın nüfusu çok hızlı artıyor. Ya da Bangladeşlileri konuşmayacağımızı kimse söyleyemez. Yani burada aslında emeğin sömürüsü kesinlikle söz konusu. Bu da yapısal bir problem dediğim gibi. Bütün diyorsunuz kayıt dışı ekonominin ve çocuk işçilerinin sömürü düzeninin aslında kayıt içine alınması gerekiyor. Peki mesela Batı, şimdi orada da kayıt içine aldılar diyelim. Bu sefer şu argüman ortaya çıkıyor. Ya Türkiye'de zaten çok yüksek bir işsizlik oranı var. Bunları kayıt içine alırsak bu sefer orada da sıkıntı çıkmaya başlayacak. İşveren açısından sıkıntı. Ya bunu nasıl çözdü dünya? Nasıl göçmenleri entegre etme konusunu, iş gücüne katma konusunu, iyi bir modelleme var mı sizin çalıştığınız ya da bildiğiniz? Avustralya'da özellikle göçmenler arasındaki girişimciliği destekleyerek çözüme kavuşturmaya çalışanlar var. Ama tabii orada da şöyle bir şey var. Hani bizim Türkiye olarak belki de dezavantajımız biraz da coğrafi konumumuz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye işte ne bileyim Avustralya, Kanada ya da Amerika değil. Yani biz göçmenleri seçerek de almıyoruz. Yani bizim sonuçta sınırımıza gerçekten sınırdan, yani bir savaştan kaçarak gelen insanlardan bahsediyoruz. Orada yani insan hakları hukuku nezdinde zaten yapmamız gereken şey yapıyoruz. Burada hani kapılarımızı açıp onları içeriye alıyoruz. Onlara bir koruma sağlamak için. Türkiye'deki şu an dezavantajın bir tanesi sayıların çok yüksek olması. Ama birçok da proje yapılıyor aslında. Yani göçmenler arasındaki girişimciliği de arttırmaya ve işte onların da yatırım yapmasını sağlamaya yönelik. Bunlar arasında başarılı olanlar da var. Ama şimdi benim gördüğüm biraz daha aslında bu noktaya doğru da kaymaya başladı Türkiye'deki. Hem sivil toplumun hem de işte bürokrasinin politikaları diyebiliriz. Çünkü en başta hep yardım temelliydi yapılan her şey. Ben de şimdi size onu soracaktım. Avrupa Birliği'nden para gelsin, yardım edelim. İşte özel sektör yardım etsin. Yardım ne kadar çözüyor sorunları? Yardım sorunları çözmüyor. Yani şimdi baktığınız zaman bu arada Avrupa Birliği'nden gelen o işte paketlerin nereye, kimler tarafından alındığı, hangi projelerin desteklendiği zaten kamusal veri. Hani internetten de bulabilirsiniz. Burada benim onlarla ilgili de yani şöyle bir çekincem var. Genelde aynı kurumlar yani bu paralara erişim sağlıyorlar ve genelde şöyle işliyor aslında. Uluslararası kuruluş fonu alıyor ama uluslararası kuruluşun tabii o projeyi gerçekleştirecek sonuçta bir yerel partnere ihtiyacı var. Yerel partnerle anlaşıyor ve yani donörden göçmene para gidene kadar birçok aslında işte ofis masrafları, eğitici masrafları vesaire gibi işte
bu tür konulara harcanıyor para. Yani gelen yardımların da gerçekten Suriyelilere ulaşıp ulaşmadığından da çok emin olamıyoruz. En uygulamalardan bir tanesi bu Kızılay Kart. Onda da biliyorsunuz zaten o da yanlış anlaşılıyor. O da yerel halk tarafından işte hükümet Suriyelilere para dağıtıyor gibi görülüyor. Ama bu yardım temelli yaklaşımın hiçbir faydası yok. Hak temelliye geçiş yapmamız şart. Ki bu insanların kendi kendilerine sürdürülebilir bir hayatları olmasına dair bir yani katkımız olsun. Şimdi mesela şunu da konuşmamız gerekiyor herhalde. Hani siz dediniz ya, hiç psikolojik altyapı kurulmadı ya da halk hazırlanmadı bu konuya. Gerçekten de aslında doğruya doğru uzun bir zaman hükümet bu Suriyeli göçmenler meselesini kendi elinde siyasi bir argüman olarak tuttu. Ben bunları istediğimde sokağa dökerim, istediğimde geri çekerim. Benim bu uluslararası işte pazarlık platformlarında elimdeki bir argüman olur ya da güç olur. İstediğimde zaten bunu ifadelerden de duyduk işte. Bizim iznimiz olmadan sokağa dökülemezler yani denildiği zamanlar da oldu. Ya da biz Suriyelileri dökersek sokağa görürsünüz de oldu. Duruma yani hiçbir zaman bir planlama çerçevesinde gitmedi. Bugün Suriyelilerin artık dönmeyeceği konusunda herhalde Türkiye'de insanlar bir kere bunu kabul etmek zorundalar mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani böyle durumlarda siyasi olarak düzelse bile Suriye, buradaki kalışları ya da Avrupa'ya gidişleri ekonomik temelli herhalde değil mi? Şimdi insanların geri dönmek için ilk ihtiyaçları olan şey güvenlik. Bu güvenliğin öncelikle sağlanması gerekiyor ama bu güvenliğin de tanımını iyi yapmak gerekiyor. Şimdi Suriyelilerle konuştuğumuz zaman bu arada tabii bu da yani Suriyeliler dediğimizde de 3.6 milyondan bahsediyoruz. Çok da homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Herkesin evet. için farklıdır ama yani benim gördüğüm kadarıyla bu güvenliği de açmak lazım. Şimdi bu güvenlik nedir? Şimdi büyük bir kesim için Esad'ın gitmesi ön koşul. Şimdi siz Suriye'nin yakın bir zamanda Esad'sız bir çözüm görebiliyor musunuz? Ben şahsen göremiyorum. Dolayısıyla hani o koşulu zaten sildik. Hani sadece bombaların durmasından bahsetmiyoruz güvenlik dediğimizde bu arada. Hani ekonomik güvence de gerekli. Çünkü bu insanlar da Suriye'ye eğer dönerlerse hayatlarına devam etmek zorundalar. Hani dolayısıyla hani bu güvenlik meselesini çok açmak gerekiyor. Bu biraz da şununla da bağlantılı olarak söylüyorum. Türkiye'nin yeni bir argümanı var biliyorsunuz. Ne zaman sınır ötesi bir harekat olsa hemen bir güvenli bölge söylemeye evet. ortaya çıkıyor. Çünkü işte biz gireceğiz, orayı güvenli bölge haline getireceğiz ve birçok Suriyeli geri göndereceğiz oraya. Şimdi her Suriyeli oradan gelmedi, neden oraya geri dönsün? Ve o insanlar oraya gittikleri zaman ne yapacaklar? Kimin güvenliğinden bahsediyoruz, neyin güvenliğinden bahsediyoruz? Bunların konuşulması gerekiyor birazdan. Peki şunu sorayım ilk örgü. Yani bu biraz halk arasındaki de tabii konuşulan konu işte. Burada tatile gidiyorlar, denize giriyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Ülkeleri savaş altında, niye gidip orada savaşmıyorlar da Türkiye'de günlerini gün ediyorlar. Bir bu argüman, bu konuda hani bu yaklaşımlara ne diyorsunuz? İkincisi de sizinle de konuştuk, ben de bunu çok gözlemliyorum. Aslında Türkiye'de iki tane sorun yaşanıyor. Birincisi İstanbul özelinde özellikle çok ciddi bir Körfez ülkelerinden gelen turistler var. Ve bu turistler İstanbul'un çok çeşitli mahallelerinde müthiş ortalığı, restoranları, bütün kamuya ait alanları kaplamış durumdalar. Onlarla Suriyeliler meselesi de biraz birbirine karıştırılıyor. Yani insanlardan bıktık bu Suriyelilerden dediğinizde biraz konuştuğunuz zaman aslında bıktık bu Arap turistlerden ne dönüştüğünü bir zaman sonra anlıyorsunuz. Türkiye'de gerçek bir Suriyeli, Türkiye'li diyaloğu oluşturulursa bu çözüme doğru gider mi? Yani bu kafa karışıklığını görüyor musunuz siz de? Ben de bu kafa karışıklığını görüyorum. Çünkü yani sosyoekonomik olarak çok yüksek seviyedeki insanların yani hayatlarında bir kere bile bir Suriyeli ile karşı karşıya gelmemiş. Hani diyorsunuz ya en basit argüman geldiler işimi elimden aldılar. Yani onun işini bir Suriyeli gelip elinden alması mümkün olmayan kesimden bahsediyorum. Direkt olarak böyle bir Suriyeli nefreti var. Yani bunu görüyorsunuz. Ama bunun real bir bazı var mı? Ben de çok emin olamıyorum doğrusunu isterseniz. Bizim için makbul olan göçmen şu. Yani benim gördüğüm kadarıyla görünmez olsun. Gerekiyorsa benim için ucuz iş gücü olsun. Hatta işte bana ikinci, üçüncü karı olsun gerektiği zaman. Kumu olarak alayım. O zaman tamam. İşte evimi daha pahalıya kiralayayım. O zaman da tamam.
Ama görünmemek esas. Yani görünmemesini istiyoruz biz gelen kişinin. Anında bize asimile olmasını istiyoruz ama öyle bir başarılı uygulama da yok zaten. Bugüne kadar dünyada gördüğümüz bir uygulama yok. Evet. Peki burada şimdi yurt dışından gelecek, biraz önce dediniz ki yardımlarla ne kadar gidebilir? Yani görünmez olsunlar ama devlet onlara bedava, her şeyi bedava vermeye devam etsin ve bir şekilde Türkiye ekonomisi bütçesinin diyelim önemli miktarından para aktarılsın. Bu sürdürülebilir bir durum olur mu? İkincisi başka ülkeler, çünkü bunlar bir de üstelik Türkiye normalde doğudan mülteci kabul etmeyen, buraya gelen mülteci statüsü verdiklerinin batıya gitmesi üzerine kurulu bir sistemi var. Zamanında hatırlıyoruz, İranlı pek çok mülteci yıllarca kamplarda kaldılar. Üçüncü ülkelerden kabul beklediler. İşte İsveç'ten, Norveç'ten, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'de yerleşmelerine izin verilmedi. Ortada bir nasıl diyelim, bir düzenleme, yasal düzenleme sorunu da var. Buralarda neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi genel olarak literatüre baktığınızda zorunlu göçe 3 tane çözüm önerisi veriliyor. Bir tanesi geri gönderme. Onun çok da işlemeyeceğini Suriyeliler üzerinde baktık. Bir tanesi yeniden yerleştirme, sizin bahsettiğiniz gibi 3. ülkelere. Ama şimdiye kadarki sayılara baktığımızda, bu arada Suriyeliler de yeniden yerleştiriliyorlar. İki temel yerleşim var. Bu bir AB-Türkiye mutabakatı kapsamında birebir yerleştirmesi. Toplam ama sayıya baktığımızda, bir de global daha bir şey, Kanada'ya, Avustralya'ya olan da var. Toplam sayıya baktığımızda 40 binden az. Üçüncü ülkeye yerleştirme sayısı. Dolayısıyla üçüncü ülkeye yerleştirme işlemiyor. İşlemeyen bir politika. Yani şimdi mesela Macaristan, Orban biliyorsunuz devamlı olarak işte göçmen karşıtı, mülteci karşıtı bir söylemde. Ama Macaristan'a birebir formülüyle bir tane Suriyeli bile gitmemiş. Yani toplamda bütün ülkede belki 6000 tane mülteci var. Suriyeliler de bunun hani onda biri falandır herhalde. Dolayısıyla üçüncü ülkelere yerleştirmenin işlemediğini de anlamamız gerekiyor. Peki devletin bütçeden ayırdığı paylarla sürdürülebilir mi? Sürdürülemez. Yok, sürdürülemez. Bu arada burada bir şeyin de altını çizmek lazım. Yani Türkiye bugüne kadar çok büyük bir iş başardı. Yani ben bunu böyle hiyerarşik olarak işte biz çok yüce gönüllü davrandık falan anlamında da söylemiyorum. Yani yapması gereken şeyi yaptı. Yani birçok ülkenin yapmadığı şeyi yaptı. Sayılara baktığınızda ama özellikle Lübnan, Ürdün gibi aslında nüfusu oranla Suriyeli sayısı oralarda daha fazla olabilir ama Türkiye'den çok daha az nüfusu olan ülkeler mesela uluslararası alandan çok daha fazla yardım aldılar. Hani biz o kadar da yardım da almadık bu konuda. Yani Türkiye'de biraz yalnız bırakıldı diyebiliriz. Siz de bu görüştesiniz. Yani hükümet de bunu zaman sayılara baktığınızda, yani ben Oxfam'ın mesela bu konudaki bir araştırmasına bakmıştım. Hani Ürdün'ü, Lübnan'ı, Türkiye'ye baktığınızda oransal olarak, çünkü bizde 3.6 milyon gelen yardım aslında çok daha düşük o ülkelerden. Gerçi sizin konunuz göç meselesi ama sormadan edemeyeceğim. Mesela en zengin Arap ülkelerinin hiç göçmen almamasını nasıl karşılıyorsunuz? Mesela Lübnan'da sonuç itibariyle, ki Lübnan daha önce de Filistinli mültecileri aldı, hala da Sabra, Şatila gibi yerlerde Lübnan Filistinli mültecileri yıllarca baktı. Diğer ülkelerin Suriyelilerle ilgili en ufak bir göçmen çalışması yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar da aslında bu olayı biraz daha, orada biraz daha politik, mezhepsel yaklaşımlar var. O ülkelerdeki eğer göçmen nüfuslarına bakarsanız onlar daha çok Asyalılara açıklar. Hı hı. Yani işte bir Dubai'ye, Abu Dhabi'ye gittiğiniz zaman işte bütün servis sektörü Asya'dan gelen, evet, Hintliler tarafından. Oradaki durum biraz daha tarihsel, mezhepsel, hı hı, olarak açıklanabilir. Ama uluslararası yardımlar konusunda onda haklısınız biraz. Peki toparlayacak olursak o zaman, şimdi bu 20 Ağustos'tan sonra gönderilecekler Suriyeliler kayıtlı oldukları illere. Sonra ne olacak? Sonra kayıtlı oldukları illere gönderilecekler. Eğer hiçbir yerde kayıtları yoksa da kamplara gidecekler. Kamplardan tekrar kayıt olup... Tamam, bu kayıt tarafı ama ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Çoluklar, çocuklar nasıl geçinecekler? Yani var mı ortada sizce bir planlama? Dediğim gibi Türkiye'deki göç politikası şu ana kadar çok böyle kısa vadeli, güncel çözümlerle halledildi. Ama ben bir noktada biraz iyimserim. Çünkü 15 Temmuz'da 11. Kalkınma Planı Türkiye'nin açıklandı. Oraya baktığınız zaman göç konusunda ilk defa mesela uluslararası göç planının içerisinde. Dolayısıyla belki de ilk defa Türkiye, ya evet ya, uluslararası göç diye bir şey var, biz de bunun parçasıyız de kabullenmiş gibi görünüyor. 2019-2023 planından bahsediyorum. Hani
uzun vadede ben bir şeylerin planlanacağını düşünmek istiyorum. Ama burada benim için önemli olan şey özellikle şu, veri bazlı uzun dönemli politikalar yapılması gerekiyor. Burada da yani hem akademisyenler hem sivil toplum hem de devletin birbirleriyle daha fazla konuşması gerekiyor. Ve bu iletişimin de sadakat değil biraz daha liyakat üzerinden yapılması gerekiyor. Bir son sorum olacaksa bu bence önemli. Kısa bir süre önce ben Antakya'daydım. Biliyorsunuz Antakya'da Alevi nüfus fazla, keza Hristiyan, Süryani, Ermeni nüfus var. Dolayısıyla aslında hem etnik köken itibariyle hem de dinsel, dini inanış farklılıklarının çok güzel aynı potada eritildiği şehirlerden bir tanesi Antakya. O anlamda hani kimsenin kimseyle problemin olmadan yaşadığı ama Suriye'yle sınır şehri olması nedeniyle de inanılmaz bir Suriyeli mülteci akınına uğramış bir şehir. Şimdi orada mesela çarşıda gezdiğimde gerçekten esnaf çok tepkiliydi. Ve şöyle söylüyorlardı yani 3 sene 5 sene sonra bunlar muhtar çıkarmaya başlayacaklar. Ve Sünni çoğunluk oluşmaya başlayacak ve biz burada Aleviler olarak ya da Süryaniler olarak ya da buranın geleneksel kadim toplulukları olarak bir azınlığa düşeceğiz. Şimdi sizce böyle bir politikada güdülüyor mu? Bunun siz sinyallerini görüyor musunuz? Ve böyle bir riski var mı? Çünkü bu demek ki Türkiye'nin aslında bütün dokusuyla da oynamak ve bu çok daha da ciddi bir problem. Bunun böyle bir üst akılda politik olarak hani stratejik bir şekilde yapıldığını ben düşünmüyorum. Ama bunun zaman içerisinde gelişeceğini de düşünüyorum. Şimdi en baştan beri ben bu geçicilik kalıcılık meselesini biraz Almanya'daki Türklere benzetiyordum. O zaman çok eleştiri alıyordum. Çünkü tabii ki yani bu iki göçün temeli çok farklı. Ama bu geçicilik kalıcılık meselesine baktığımız zaman da aslında çok benzer. Yani bugün nasıl Almanya'da işte yerel ya da tabii. Ulusal parlamentoda Türk parlamenterler varsa ya da işte Almanya'da ne bileyim televizyon spikeri Türk tabii. Varsa yani 10 sene sonra 15 sene sonra da Suriye asıllı bir TC vatandaşının olmayacağını söyleyemeyiz. Zaman içinde olacak. Doğru. Zaten bu TC vatandaşlığı sayısının da arttığını biliyoruz. Tam net sayıyı bilmemekle beraber. Evet. Yani bu sizin söylediklerinizden artık iki şey ortaya çıkıyor önemli. Birincisi mesela asimilasyon olmaması ya da işte atıyorum Sünni çoğunluğu sağlamak gibi bir nedenden dolayı Suriyelilerin kullanılmaması, oradaki Alevilerin haklarının ya da oradaki diğer etnik azınlıkların haklarının çiğnenmemesi için bir kere temel haklar ve özgürlükler kapsamında genel bütün bir yaklaşım olması gerekiyor. Artı kayıt dışı ekonomiyi genele yayarak Suriyelilerin ve de diğer kayıt dışı durumu da ortadan yani daha yapısal reformlarla bu meselenin çözülmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorsunuz. Kesinlikle yani ben şunu düşünüyorum, bunu başka yerlerde de söyledim. Bu ülkede hak, hukuk, adalet hepimize lazım. Evet. Sadece Suriyelilere değil, yani sadece TC vatandaşlarına da değil. İşte Alevisine de lazım, Kürdüne de lazım, Ermenisine de lazım, Süryanisine de lazım, Suriyelisine de lazım, Türküne de lazım. Dolayısıyla hani burada gerçekten yapısal problemlerin çok daha kapsamlı biçimde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu arada şöyle bir şey var. Aynen sizin en başta programın başında söylediğiniz gibi de iki temel görüş var. Ve bunlar da birbiriyle hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Yani özellikle bu Suriyeliler konusunda son dönemde yani ümmetçilikle milliyetçilik arasında bir yerde sıkışıp kalmış durumda bu insanlar. Bunu aşmamız lazım. Galiba olayın manşeti de bu. Ümmetçilikle milliyetçilik arasında sıkışıp kalan Suriyeliler. Bu arada ben hep onu söyledim. Gelen Suriyeliler arasında aslında Türkiye'nin ekonomisine de hatta sosyal yapısına da çok katkıda olabilecek, katkı sağlayabilecek de. Hani herkes de böyle Suriye'nin küçük köylerinden çıkmış, cahil, eğitimsiz ve buraya gelip olay çıkaran, işte mahallelerde kavgalara karışan değil. Birçok Suriyeli iyi yetişmiş genç. Akademisyen de Türkiye'de şu anda istihdam olanaklarından yararlanıyor ve onunla ileride aynı Türklerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde katkı sağladıkları gibi bilim adamı, bilim insanı, bilim kadını, iş adamı olarak aslında entegrasyonda sağlanması söz konusu. Türkiye aslında daha çok daha erken bir zamanda biraz daha uzun vadeli öngörüde bulunabilseydi o kişilerin sayısı da daha fazla olurdu. Evet. Çünkü o kişilerin de büyük bir kısmı maalesef Avrupa'ya gittiler diyebiliriz aslında. Sadece onlar değil, Türkiye'nin kendi yetiştirdiği
Evet, deyimleri. O yüzden diyorum ülkede herkese hak hukuku Suriyeliler da adalet lazım. Birlikte gene, evet, herkese. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben önemli teşekkür iki mesele Sayın Sert'in de altına çizdiği kayıt dışı ekonominin herkese yayılarak ortadan kaldırılması. Dolayısıyla Suriyeliler konusu, yani bu herkes şikayet ediyor, kebapçı açıyorlar, onlar vergi ödemiyor, biz vergi ödüyoruz. Bu herkesin ortak sorunuysa eğer, bir vergi düzenlemesi gelmesi, ucuz işçilik, haksız hukuksuz çalıştırılan çoluk çocuk, genç kızlar, bütün bunların ortadan, mafyalaşma, bu da çok önemli. Evet. Mesela Beyoğlu'nda, İstanbul'da çok ciddi bir nasıl diyelim, mafyavari diyelim artık, oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Suç örgütlenmeleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlarla mücadele önemli. Yani olayın çok boyutu var ve tabii ki aynı şekilde hukuk ve özgürlükler meselesi. Çok teşekkür ederim geldiniz, katıldığınız için. Meseleye devam edeceğiz. Bu meseleyi farklı isimlerle de konuşup tartışacağız.